Bölüm 42, bir taban aritmetiği sorusu. 10 ve 3 sayı tabanını gösteriyor. Farkı 10 tabanına göre istiyor. Bu zaten 10 tabanında, sonuç da 10 tabanında olacak. Öyleyse şu 3 tabanındakini 10 tabanına çevirirsen daha pratik olur. Hepsini 3'e çevirip sonra tekrar 10'a çevirmektense. Nasıl çevireceğiz? 222 3 tabanında. 10 tabanına çevirirken şöyle bir formül uyguluyorduk. Yöntem de diyebiliriz. 2 üzeri 0 çarpı, pardon, karıştırdım. 3 üzeri 0 çarpı 2 artı 3 üzeri 1 çarpı 2 artı 3 üzeri 2 çarpı 2 diyorduk. Şu 222, 3 üzeri 0 ile bunu, 3 üzeri 1 ile bunu, 3 üzeri 2 ile bunu çarpıyoruz. Devam etseydi 3 üzeri 3 ile onu buradaki sayıyı çarpacaktık. Öyle gidecekti. 3 üzeri 0 çarpı 2, 3 üzeri 0 1 olduğu için 2 artı 3 üzeri 1 çarpı 2 6, 3 üzeri 2 çarpı 2 18, topladık 26 oldu. Yani artık ben bu 222'yi 3 tabanındakini silip yerine 10 tabanında 200 şey 10 tabanında 26 yazabilirim. 222 10 tabanında eksi 26. Dolayısıyla zaten 10 tabanı bizim normal günlük işlerimizi yaptığımız taban olduğu için çıkaracağız. Pardon. 222'den 26 çıkacak. Önce 22'yi çıkarttım. 200 kaldı. Sonra 4'ü çıkarttım. 196 kaldı. Cevabımız Bursa. Tekrar bakalım. Pratik olsun diye bize hangi taban isteniyorsa ona göre bakıyoruz. Şimdi 10 tabanı isteniyor. Bir tane de 10 tabanı da var. Diğer 3'ü 10 tabanına çeviriyoruz. Ha, sonuç 3 tabanında istenseydi şunu 3 tabanına çevirecektik. O da böyle böyle çeviriyoruz ya şöyle. 3'e bölüyoruz da yazıyoruz sürekli. Onun da farklı bir yöntemi var. Zaten iki yöntem var taban aritmetiğinde. Bunu 3'e çevirecektik. Öyle yapacaktık. Biz burada şu kısmı 10 tabanına çevirdik ve direkt çıkartarak sonuca ulaştık.